Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, bürokratlar, dinleyenler. Tabii grup sözcüsü olunca o kadar laftan sonra bir iki söz söylemek gerekiyor. Tabii yani biz söz söylerken de sevgili kardeşimizi incitmek maksadında da değil. Ama gördüğüm de şu, güzel kardeşimiz kendi kişiliğinde her şeyi savunur hale gelmiş. Kendisi iyi kalp, iyi bir anne, iyi bir arkadaşımız. Ama hayat senin üzerinden kurulmuyor. Senin dışında yakın yaşantılar da var. Yani çocuğunun rahatsızlığı varken siyaset yaparız. Ama bazı insanlar da çocuğunu kaybeder, evladını kaybeder, bedenini kaybeder, işkence çeker, işkenceden geçer. Bazıları da öldürülür, ölür. Bazı analar çocuğun mezarının nerede olduğunu bile bilemez. Bulamaz. Ya gideyim de iki dua okuyayım ona bile diyemez. Bunların hepsi nerede oluyor? Bu ülkede oluyor. Bu ülkede hep yaşandı bu. Elbette sizinki de çok önemli. Yani herkes kendi merkezinden değerlendirecek ki sorunları söyleyecek. O sorunlarla insanlar daha doğruyu bulacak. Ama ya ben grup sözcüsü olarak sizin söylediklerinizin hepsine tek tek yanıt vermek de istemiyorum açıkçası. Çünkü ya işi gazetenin üst başlıklarıyla götüremeyiz. Yani öyle bir tartışmaya ben kişisel olarak girmem. O yüzden de nacizane önerim üst başlıklarla girmeyelim. Yani örneğin ya size kaç tane kadın var, size kaç tane kadın var. Ya sen daha dün bir kahkahaya, kadın kahkahasına laf söyleyen bir genel başkan yardımcım var. Yani bunlarla bunları mukayese etmek bana çok şey gelmiyor, anlamlı gelmiyor. O yüzden de biraz daha nitelikli. Mesela dün iki tane arkadaşım burada konuşma yaptı. Hüseyin bölgenin jeopolitik öneminden ve gelinen durumu anlattı. Vahap Çolak kezai şekilde, yani bu toplum nereye geldi, bu belediye nedir, siyaset nedir onu anlattı. Yani Türkiye'deki rant kaygısının siyaseti ne hale getirdiğini anlattı. Velhasıl o anlamda ben birkaç tane, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınlara bakışı konusunda burada hiç kimseyle, yani onu savunacak değil mi, o bize de düşmez. 12 Eylül'de ve Nazi Almanya'sındaki oy oranlarını da biliyoruz. Yani bu oy oranlarında sandıkla da bitmiyor. Keşke öyle olsa, keşke sandık tek başına karar verse. Bu işler, hani bu güncel şey var ya, PR. Bu PR nelere kadir? Yani adamı ne hale getirir şu basın eline düşerse ve bu kadar havuz kalırsa da. Bir de bırakın da ya bizim aldığımız oy oranları biz kendi aramızda tartışalım. Her seferinde siz kaç oy alıyorsunuz? Ya çok anlamlı gelmiyor. Bir de şunu da söyleyerek yine kişisel samimiyet ölçmek anlamında söylemiyorum ama şu, ya dün televizyonları seyretmişsinizdir. Şu ezidilerin, Türkmenlerin durumunu görmüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu böyle bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülkede olmaktan dün akşam utandım ya. Suriye'ye silah gönderiyorsunuz. 40 elinin Türkmen, 40 elinin ezidi oralarda gönderiliyor. Ve siz hala ahkam kesiyorsunuz. Yani isterseniz o partiden bulun, isterseniz bu partiden olun. Ama bu ülkenin vatandaşı olarak herkesin tanıması lazım. O izlediklere sahip çıkmamız lazım. O Türkmenlere sahip çıkmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Çok uzak olmak adına.